her şeyi istedim. Bir taraftan sevinçliyim, bir taraftan nefret de oluyor. Böyle yaşamak lazım. Allah bize bu 15 Temmuz hainlerine bu fırsatı bir daha vermesin inşallah. Allah o günleri tekrar bir daha benzerini, küçüğünü veya büyüğünü bu millete, bizlere yaşatmasın inşallah diyelim. Bayraklar adında bir günlüğüne vatan nöbeti tutulmak üzere Mevlana Meydanı'nda buluşuldu. Konya Mevlana Meydanı yine tıklım tıklımdı. 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde demokrasi nöbetinin tutulduğu meydandayız. Konya her zamanki gibi yine aynı duruşunu sergiledi ve meydan hınca hınç doldu. Rabbim bize imanımızın gücüyle, dinimiz imajımızla güç bize verdi. Biz ayaktayız. Bak Satıbal'ın 87 kaç yaşındayım geldim ben şeye. Şehitlerimiz adına çok üzgünüz ama bir taraftan da bu vatanın evladı olmaktan da gurur duyuyoruz. Milletin heyecanı geçmiyor da, geçmez de. Daha kalabalık olacak buralar. Vatan sağ olsun. Her şeyden önce vatan. Yani benden de önce, evladımdan da önce bu topraklar kolay kolay kazanılmadı. Ve bunun hakkını her şekilde vereceğiz biz. Ben bu düşünceyi, bu sevinci dile getirecek bir laf bulamıyorum. Yani hep birlikte vatanımıza, milletimize sahip çıktık. Yani ne mutlu Türk'üm diye diyelim. İnanın söyleyecek bir söz bulamıyorum. O kadar mutluyum ki şu insanları görünecek. Biz ülke için canımızı veren insanlarız. Biz sırt sırta olduğumuz müddetçe biz Türk milletiyiz. Ölüme gideriz, şehit oluruz ama vatanımızı öldürmeyiz. 6. yıl dönümünde o kara gün yeniden hatırlandı. Toplanan kalabalık her dakika artmaya devam etti. O kalabalığı meydan almayınca caddeler, hatta sokaklar bile doldu. 15 Temmuz vatan nöbetinde bazı özel firmalar ve kuruluşlarda konvoy oluşturarak Konya caddelerinde tur attı.